verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. Aslında bir bileşik grubu verilmiş bize ki bu bileşik grubunun şurayı gördüğüm zaman bu grubun karboksil grubu olduğunu bileceğim. Yani biz onu kısaca COH diye de ifade edebiliriz. Ya da CO2H şeklinde de ifade edebiliriz. Bu grubun adı karboksil grubu. Karboksil grubu bulunan bileşikler karboksilik asit olarak sınıflandırılıyordu. Fonksiyonel grupları COH'tur. Bu doğru. Genel formülleri cnh 2 O2'dir doymuş monokarboksilik asitler için açık zincirli monokarboksilik asitler için bu formül doğru. Sulu çözeltilir asittir. Zaten karboksilik asit olduğunu söylemiştik. O halde doğru cevap E seçeneği. X ve Y bileşikliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Bir bakalım. X 2 karbonlu etan oik asit. Coh grubundan asit olduğunu anlıyorum. Y ise 2 karbonlu etan dioik asit. Yani bir di asit. Peki. Yine X için özel ad olarak asetik asit de kullanabilirim. Y için de oksalik asit olarak da ismini kullanabilirim. X bir monokarboksilik asit, Y bir polikarboksilik asit. Bu ifade doğru. X'in sistematik adı etanoik asittir. Söylemiştik. Y'nin sistematik adı etan asittir. Bunu da söyledik. X ve Y'nin genel formülleri aynı olamaz. Çünkü zaten oksijen sayıları tutmuyor. Birisinin genel formülü CN, 2 O2, ama diğeri CnH2 yani O2 olamaz. Çünkü zaten kapalı formül C2H2O4 şeklinde. Dolayısıyla genel formüllerin aynı olma şansı yok. O halde doğru verilmiş olanlar 1, 2, 3 yani D seçeneği. Sorumuzda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin UPAC yani sistematik adı yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Bir bakalım. Karboksilik asit dediğimiz asitlerde COH grubunu görüyorduk ki karboksilik asit olduğunu buradan anlıyorduk. Karboksil grubu. E karbonlu olduğu için metan. E asit de olduğu zaman oik getiriyorduk. Metanoik asit doğru verilmiş. Peki bir yere bir diyeceksem numara koyarak coh grubunun olduğu yere bir diyorum o karbona. İki numarada hidroksi grubu var. Ya da iki oksi ya da hidroksi deriz. İki hidroksi. Üç karbonlu zincir olduğu için propan. Asit olduğu için oik asit yani doğru verilmiş. Peki diğerine bakalım. Karboksil grubunun olduğu yere bir diyordum. İki numarada metil bağlı 3. 4 numarada amino grubu bağlı. Alfabetik öncelik 4 amino diye başlamalıydı. Sonra da 2 metil demeliydi. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Pentonoik asit kısmı doğru. Ama numara koyduklarını alfabetik öncelikle numaraya koyaraktan yani zincirde coh grubundan başlayarak numaraya koyuyorum. Alfabeye göre de öncelikli olarak yazıyordum. Peki coh grubunun olduğu yer 1 diyebilirim ama bu tarz halkalı karboksilik asitleri okurken Siklopentan ne bağlı hocam? Kime bağlı? Karboksilik asite bağlı. O zaman siklopantan karboksilik asit yöntemiyle adlandırabiliyorum. Peki, bu benzoik asit olarak adlandırılıyordu. Çünkü benzil alkol yükseltgenince benzaldehit, o da yükseltgenince benzoik asit oluşuyordu. Yanlış verilmiş olan C seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC yani sistematik adı yanlış verilmiştir? Bir bakalım. Karboksilik asit grubunu gördüm. Dolayısıyla iki karbonlu bir karboksilik asit. Şu grup bizim için coh grubu karboksilik asit grubuydu. Etanoik asit iki karbonlu alkan etandı. Oik kısmını getiriyordum. O iki ikini getiriyordum yani doğru. Peki iki karbonlu olduğu için etan dedim. İki tane coh grubu olduğu için di dedim. Peki asit olduğu için oik dedim. Etan oik asit. Özel adı da oksalik asit hatta. Peki şuna bakalım. Bu bir benzen halkasına COH grubu ve OH bağlı. Bir yere 1 diyeceksem şuraya 1 demeliyim. 2 numaraya OH bağlı. 2 hidroksi. Peki 2 hidroksi bağlı kime bağlı hocam? Benzen halkasına. COH grubu bağlıysa biz onu benzoik asit olarak adlandırıyorduk. Benzoik asit. Benzil alkolün yükseltgenmesiyle benzaldehit. Onun da yükseltgenmesiyle benzoik asit oluşuyordu. Dolayısıyla doğru verilmiş. Peki şuna bakalım. Johol'un olduğu yere yani şu karbona 1 diyorum. 2, 3, 4 karbonlu bütün ayık asit. Dolayısıyla doğru. Peki bu tarz 3 tane trikarboksilik asitin bağlı olduğu yapıları adlandırırken doğru adlandırma şu olmalıydı. Şu grup propanın grubu. Buraya 1 bağlı, ikinciye bağlı, ikinci hidroksi bağlı, 3 karbonlu. Peki 3 hidroksi yoksa ne demeliydi? 2 hidroksi demeliydi. Bunu adlandırırken doğru yöntem şu olmalı. 2 hidroksi 1, 2, 3 diyebiliriz demesek de olur. 2 hidroksi propan tri karboksilik asit demeliydik. Aynen şurada yaptığımız gibi mesela siklopentana coh bağlasaydık bunu da şöyle okuyorduk. Siklopentan karboksilik asit diye okuyorduk. Bu mantıklı okunuyor. Dolayısıyla E seçeneği bizim için yanlış adlandırmış olan. Verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Verilen bileşik bir karboksil grubu içeriyor. Yani karboksilik asit grubu var. Sonra bir alkol grubu içeriyor. Sekonder alkol grubu var. Bir amino grubu içeriyor. Yani amin bileşiği oluşturuyor. Peki bunları biliyorum. Üç farklı fonksiyonel grup içeriyor. Yani bu ifade doğru. Yupak adı alkol karboksilik asitin olduğu yere bir diyorum. Sonra iki, üç, dört, beş. Alfabetik öncelikten dolayı amino grubunu öne alıyorum. Yani 4 amino diye adlandırmalıyım. Sonra üçüncü de hidroksi grubu bağlı. 3 hidroksi. Alfabetik öncelik. Sonra ikinci de metil bağlı. 2 metil. Toplam 5 karbonlu olduğu için pentan. Asit olduğu için pentanoik asit. Peki 4 amino, 3 hidroksi, 2 metil pentanoik asit doğru mudur? Doğrudur. Peki şuna bakalım. Yapısındaki karbon atomlarından yalnızca bir tanesi sp2 birleştirilmesi yapmıştır. O. O da şu karbon lin karbondur yani çift bağ yapmış. Diğer karbonların hepsi tek bağ yapmış, diğerlerinin hepsi sp3 ama o karbon yani şu karbon sp2 bitişmesi yapmış. Doğru. Dolayısıyla 1 2 3 cevabımız. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin genel formülü cnh -2, 2 o 2 şeklindedir diye sorulmuş. Bir açarak yapıları görebilirsin istersen. Buradan da çıkartma şansın var. Yani ezberlemek yerine etandioik asit dediğimiz şey şu aslında. Yani coh coh grubu ya da oksalik asit olarak özel olarak adlandırabiliyoruz. 2 karbon, 2 hidrojen, 4 oksijen. C2H2O4. Peki CNH2 uygun mu? Yani n yerine 2 yazarsak CN 2 n 2 O2'de en yerine 2 yazarsak bu 2 katı 4 2 eksi yine 2 n yerine 2 yazmıştık zaten şurası O2 idi Burası ise O4 çıktı. Dolayısıyla bunun uyma şansı yok. Yani oksijen sayısından dolayı. 3 penten oik asit. Doymamış bir yapı. Peki. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, şurası olsun. Peki 2 numara, 3 numara da çift bağ olsun. Karbonları hidrojenle tamamlıyorum. Aslında bir alken grubu içerdiğini görebilirim. Böylelikle toplam 5 karbonlu olduğunu biliyorum. Ve ne kadar hidrojeni var ona bakıyorum. 3, 4, 5, 7, 8 hidrojeni var. Yani H8, O2. Peki Cn, 2 2, O2 uygun mu? En yerine 5 yazarsam, şurada Cn, H2n, 2, O2. En yerine 5 yazarsam, burası 10, 8 gelir. Peki 2 sağlıyor. Peki propanoik asit de uygun mudur? Yoksa propanoik asit dediğimiz şey bir doymuş karboksilik asit Hatta onu da şuraya sıkıştırabiliriz. CH3 CH2 C çift bağ O OH. Yani o cnh 2 o 2 uygun. Dolayısıyla o C3H6O2 geldi. Onun genel formülü cnh 2 o 2 Dolayısıyla uygun olan yalnız 2 yani B seçeneği. Karboksilik asitlerle ilgili genel bilgiler bize sorulmuş hangisi yanlıştır diye soruyor. Karboksilik asitlerin tamamı zayıf asit çünkü organik asitler. Hatta iyonlaşırken sudan yardım alarak iyonlaşıyorlardı ve aslında şu ortam şartı veriyordu. Verdiği H+ sonucunda karbonil grubu kalıyor, karboksil grubu kalıyor ve H3O+ oluşuyor. Ama iyonlaşmaları çift okla gösteriyordum. Yani yüzde iyonlarına ayrışmıyorlar. Demek ki onlar zayıf asitler. Yani organik asitlerin tamamı zayıf, karboksilik asitler de organik asit, dolayısıyla tamamı zayıf. Peki, karboksil grubu Arasında oluşan dimerleşmeden dolayı aynı karbon sayılı alkollere göre kaynama sıcaktır daha yüksektir ifade doğru çünkü karboksilik asitler coh grupların arasında hidrojen bağları kurarken daha alkollere göre daha güçlü olan dimerleşme ile hidrojen bağı kurabiliyorlar. Bu da kaynakların yükselmesine yol açıyor. Alifatik türlerindeki karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Şunu bileceğiz. Fonksiyonel grupların tamamı için geçerli. Karbon sayısı azaldıkça polarlık artar. Böylelikle asitler için konuşacak olursam asitlik kuvveti de ne yapar? Artar. Ne diyor? Karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar dediği için bu ifade yanlış. Yani tam tersi olmalıydı. Bitkilerin ve hayvanların yapısında bulunan yüksek karbonlu karboksilik asitlere yağ asitleri denir. Bu ifade doğru. Sudaki çözünürlükleri karbon sayısı ile ters orantılıdır. Zaten polarlıkla yani doğru polarlıkla alakalı. Karbon sayısı ne kadar azsa o kadar polar. Dolayısıyla suda da daha iyi çözünüyor. Bu ifade doğru. Yanlış verilmiş olan C seçeneği. Sorumuzda benzaldehitin yükseltgenmesi bize verilmiş. Bu bir aldehit ve aromatik bir aldehit yani benzaldehit. Benzaldehit yükseltgenirse bu grup karboksilik asite dönüşüyor. Yani elde ettiğimiz yapı C çift bağ OOH yani benzoik asit. Benzoik asit bir karboksilik asit. Aromatik karboksilik asitlerin ilk üyesidir. Bu doğru. Peki. Sistematik adı benzoik asittir. Söyledik. Doğal olarak kuru erik, elma, sarımsak, tarçın gibi maddelerde bulunur mu? Evet bulunur. Peki. Meyve suyu, reçel, gazlı içecekler, ketçap, turşu üretiminde gıda dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Bunu içeceklerin... E, bu tarz e, hazır gıdaların üzerindeki etiketleri okuduğunuz zaman çok rahatlıkla görebileceğim bir şey asitlik düzenleyici olarak kullanılıyor. Yani tampon olarak kullanılıyor ve böylelikle pH'taki değişimi sınırlıyor. O gıdanın da daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Benzaldehitin failing çözeltisi yükseltgenmesi sonucu elde edilir. Bu olmaz. Şimdi normalde aldehitler failing ve Tollens'i etkederler. Ama aromatik aldehitler failing'e etki etmez. Ama tollens de bu tepkimeyi verebilirler. Yani failing değil tollens deseydik doğru olacaktı. O halde bu ifade yanlış. Aromatik aldehitlerin istisnai bir durumu. Aromatikler failing'e etki etmiyor ama tollens etki ediyor. Alifatikler, alifatik aldehitler hem failing'e hem tollens etki ediyor. Yani yanıt E seçeneği. Bizden yaygın adları belirtilen bileşikler doğal kaynağının eşleştirilmesi istenmiş. Şimdi şuradan bir yerden başlayalım. Oksalik asit dediğimiz şey aslında şuydu. Coh coh yani etan dioik asit. Kuzu kulağı kuşkonmaz gibi bitkilerde bulunuyor. Malik asit elma asiti dediğimiz asit. Aslında bazı karboksilik asitlerin meyve asiti olarak kullanıldığını görmüş oluyorsun. Oksi hidroksi asitler. Coh grubunun yanında OH da bulunduran asitler bir şekilde ne yapıyor? meyve asit olarak kullanılabiliyor veya bunlardan bazıları meyve asiti. Sitrik asit bu sana tanıdık gelmiş olabilir limon asiti. Peki asetik asit dediğimiz şey bu arada limon asit dedik yanlış yere gönderdik. Limon asiti yani sitrik asit 3C ile eşleşecek. Asetik asit ise CH3COH dediğimiz asit sirke asiti. O halde 1B, 2A, 3C, 4D şeklinde yani cevap B seçeneği olur. Sorumuz biraz organik asitlerle ilgili. Biraz da bu organik asitlerin zayıf asit olmasından faydalanarak bu zayıf asit baz dengesiyle karıştırılmış bir soru. Şimdi bir bakalım. Bu coh yapısının asitin suda çözülmesiyle hazırlanan 200 mililitre sulu çözeltisi 0,2 molar 500 mililitre NaOH sulu çözeltisiyle tam nötralleşiyor. Yani aslında bizim organik asitimizin tesir değerli coh sayısı. Bu tepkimeyi yazacak olursak bir nötralleşme tepkimesi R coh artı NaOH Nasıl reaksiyona girerler hocam? Buradan bir tane H gelir. Buradan bir tane OH eksi gelir. Yani birebir reaksiyona girip raciona dediğimiz bir tuz oluşturur. Bazik bir tuz artı su oluşur. Yani ortam bazik olur. Bu başka bir şey. Ama tam nötralleşme dediğimiz şey bu tepkiminin artansız gerçekleşmesi demek. Demek ki elimde ne kadar mol NaOH varsa o kadar mol de Rejo, karboksilik asitim olmalı. Birebir bir molleri. Peki mol dediğimiz şey molarite çarpı hacimle hesaplanıyordu. O halde 0.2 çarpı 0.5'ten 0.1 mol NaOH olduğunu anladım. NaOH 0.1 mol olduğuna göre bizim asitimiz de 0.1 mol olmalı ki artansız bir tepkime gerçekleşsin. O zaman bu asitin 0.1 molü ne kadar grammış hocam? Burada yazıyor yani 6 grammış. 0.1 molü 6 gramsa 1 mol Karboksilik asitimiz 60 grammış. Yani asitin mol kütlesini bulmuş olduk. Peki asitin genel formülü ne hocam? CnH2nO2 ya da açıp R'ye cnh artı 1 deyip buradan da yürüyebilme şansınız vardı. Eşittir 60'mış. Peki buradan devam ettirelim. Karbon 12 hidrojen 1 14n artı oksijen yerine 16 yazarsam 32 eşittir 60. Buradan işlem yaparsam 14n eşittir 28 n eşittir 2. Demek ki bizim asitimizde 2 karbonlu bir asit olduğunu anladık. O halde 2 karbonluysa bizim asitimiz CH3 COH'tur. Yani asetik asit veya etanoik asit. Şimdi bizden ne istiyor? Asitin formülü. Onu bulduk. Yani cevap B ya da C olmalı. Başka istediği şey nedir hocam? Bu asitin iyonlaşma sabiti bize verilmiş. Şuraya bir yer açalım. CH3 COH sirke asiti. Suyun içerisine atarsam CH3 CO asetat ve haşartiyon oluşacak ama bir denge oluşturacak. Peki bu asitin Ka'sı da bize verilmiş. Sulu çözeltinin pH'i soruluyor. Kaç mol olduğunu biliyor muyum hocam? Biliyorum. 0,1 mol. Peki ne kadarlık sulu çözeltiydi? 200 mililitre. Önce molaritesini bulalım. Molaritesi 0,1 mol, 200 mililitre 0,2 litre, 0,5 molar, CH3 COH varmış. Bunu kullanacağım. Peki. O zaman şuna 0,5 molar diyorum. Eksi x artı x artı x diyebilirim. Şu x ihmaldi dengede. Dolayısıyla işlem yaparken x kare üzerinden işlemime devam edebilirim. Yani x çarpı x. Şuraya yazayım. x kare bölü 0,5 eşittir k. K'mız kaçtı hocam? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan x eşittir 10 üzeri eksi 3 molar. x h artı demekti. Demek ki pH değerimiz de eksi logaritmadan 3 olarak karşımıza gelir. Yani pH'ımız 3'müş. O halde doğru cevap C seçeneği olur. Formülü bilmeyen bir karboksilik asitle formülü bilmeyen bir doymuş reaksiyonu reaksiyonuyla ester ve su oluşmuş. Karboksilik asitlerle alkoller esterleşme tepkimesi veriyorlar da organik kimyanın en önemli tepkimelerinden birisi. Hatta bu ester su ile hidrolize olarak asit ve alkole tekrar dönüşebiliyordu. Önce karboksilik asitimizin formülünü bilmiyoruz ama şöyle yazabiliriz. R1 CO artı alkolümüz R2 OH. Bu ikisi bir araya gelecek. Asitten OH, alkolden H alacağım. R1, şuraya R1 yazalım. R1 C çift bağ O o R2 dediğimiz bir ester elde edeceğiz. Racor. Şu alkolümüzdü. Şu da karboksilik asitimiz. Ve su elde edeceğiz. Buradaki tepkimeye giren ve oluşan maddelerin hepsinin hepsinin katsayısı birebir. Yani bir tanesinin molünü bulsam hepsinin molünü bulurum. 6.75 gram su oluştuğunu biliyorum. Suyun molünü şu kenarda bulalım. 6.75 bölü suyun mol kütlesi 18. Yani 3 bölü 8 mol H2O olduğunu anlıyorum. O zaman h 3 bölü 8 mol olduğuna göre demek ki bizim karboksilik asitimiz de 3 bölü 8 moldür. Alkolümüz de 3 bölü 8 moldür. Asit için en eşittir en bölü MA formülünü uyguluyorum. Molümüz 3 bölü 8. Kütlemiz 33 grammış. Mol ağırlığımız nedir diye hesap yaparsam asitin mol ağırlığını buradan 3 ile 33 sadeleştir. 88 olarak bulurum. Karboksilik asitlerin genel formülleri CnH2nO2 eşittir 88. Buradan karbon yerine 12, hidrojen yerine 1, oksijen yerine 16 yazıyorum. 14n artı 32 eşittir 88. Yazalım. 14n artı 32 eşittir 88. 14n eşittir 56, n eşittir 4. Demek ki bizim asitimiz toplamda 4 karbonlu. Şöyle yazayım. Toplamda 4 karbonluysa bir karbon burada olduğuna göre R1 dediğimiz karbon, 3 karbonlu olmalı. Yani 3 karbonlar cevap. Aynı şeyi alkol için yapıyorum. Alkol de 3 bölü 8 moldü. Onun için de 3 bölü 8 bölü kütlesi ne kadardı alkolümüzün ona bakalım. NH3 M bölü MA yapıyorum. 22,5 bölü mol ağırlığı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Peki. Mol ağırlığı neye eşittir hocam? Ema'sı eşittir. 22,5 çarpı 8 bölü 3. Yani aslında ben şöyle de yazabilirim. 22,5 yerine 45 çarpı 4 diye yazabilirim. 22,5 çarpı 8'e, Yani 2 ile genişlettim. 4'ü oraya düşürdüm. 8'den 4'e. Bölü 3. 45 ile 3 sadeleşir. 15. 15 çarpı 4'ten dolayı mol ağırlığı 60'mış. Onu bulduk. Peki. Bu bir alkol. Doymuş mol alkollerin genel formülü CNH2N artı -2, 2 O. Eşittir 60. En yerine karbon yerine 12 hidrojen yerine bir oksijen yerine 16 yazıyorum. 14n artı 2 artı 16. 14n artı 18 eşittir 62. 60, 60'dan 18 çıkartırsam 42. N eşittir 3 karbonluymuş. Demek ki toplamda bizim için kaç karbonlu bir alkolden bahsediyorum? 3 karbonlu. O zaman alkolümüzde 3 karbonluysa R3 karbonlu olmalı. O halde doğru cevap her ikisinde 3 karbonlu olduğu yani B seçeneği olur. Aşağıda reaktifleri verilen tepkimelerden hangisiyle bir karboksilik asit elde edilemez? Bunu soruyor. Bu bir aldehit. Aldehitler yükseltgenirse karboksilik asit elde ediyordum. Hatta buradan formik asit elde ediyordum. Dolayısıyla olur. Peki bu bir ester, racor. Esterler asitlerin ve alkollerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Aralarından su çekmesiyle. Dolayısıyla esteri su ile hidrolize edersem şu karbonil grubunu asite dönüştürürüm. Yani aslında HOH değilim. Şu OH grubunu şuraya ekliyorum. H'ı ise şuraya ekliyorum ki alkol oluşuyor. Yani CH3C çift bağ OH bir asit elde ettim mi hocam? Evet elde ettim. Yanında alkol de çıktı hatta ama amacımız zaten asit elde edilebilir miydi? Elde edilebilirmiş. Peki bu bir yine ester. Esterin şu kısmı su ile hidroliz olduğu zaman oraya OH bağlayacağım. Karboksilik asite dönüşecek ki aromatik bir karboksilik asit olan benzoik asit elde ederim. Ve bir metil alkol elde ederim. Neticede asit elde edebiliyor muyum? Evet elde edebiliyorum. Peki bu propin 3 karbonlu alkin. Alkinlere su katarsam aset halde elde edelim. Daha doğrusu alkinlere su katarsam keton elde ediyorum. İlk alkin olan asetilene su katarsam aset halde elde ediyorum. O zaman alkinleri su katarak karboksilik asit elde etme şansım yok. Hatta burada su katınca şöyle bir yapı oluşuyordu. Hidrojeni çok olanı hidrojen az olana OH bağlıyordum. Bir enol yapısı elde ediyordum. Şurası CH2. Bu enol yapısında pi bağının yeri değişiyordu. Tautomerleşme ile buradan bir keton elde ediyorum. Yani aseton elde ediyorum. Elde ettiğim yapı bir keton. Karboksilik asit elde edemedim. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Yine de sonucu kontrol edelim. Aldehit. Ed. Aldehitler yükseltgenirse ki potasyum permanganat yükseltgenmede kullanılan yardımcı malzeme yani önemli bir yükseltgen o yükseltgenirse bir karboksilik asit olan asetik asit elde ediyorum. Dolayısıyla karboksilik asit elde edemeyeceğim seçenek D seçeneği.